Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bana sorulan bahçede kompost nasıl yapılır sorusunun hem cevabı olsun hem bilmeyen arkadaşlar da öğrensin diye kısa bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar, kompost demek bizim evdeki ev atıklarından elde edeceğimiz, çürüterek elde edeceğimiz gübre anlamına geliyor. Bu yurt dışında çok fazla kullanılan bir yöntem. Fakat bizim Türkiye'de Anadolu insanı kullandığı kadarını kullanıyor bunun. Fakat diğer zamanda biz şehirde yaşayan insanlar hazır toprak almayı, hazır sıvı besin almayı daha kolayımıza mı geliyor veya bilmiyor muyuz bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, kompost meselesi şöyle: bahçede güzel bir tane, bir kova kadar bir kuyu açarsınız. Oraya evsel atıkları, örneğin bu patlıcan kabuğu, biber, biberin içi, ondan sonra domates, ne bileyim patates, hepsini oraya gömersiniz ve orada onun üzerine toprakla örtersiniz. Bunun çürümesini sağlarsınız, bu bir. Veya şöyle yaparsınız: bahçenizin bir görünmeyen köşesine altına çalı, çıltı, odunsal atıklar, ondan sonra evde varsa işte ben fındık fıstık kabuklarını da koyuyordum, onları koyabilirsiniz. Onun üzerine evsel atıkları koyarsınız. Onun üzerine bahçe toprağı. Tekrar gider onun üzerine evsel atıkları dökersiniz. Biriktikçe bir haftada, 10 günde dökersiniz. Ve arkadaşlar, bunu nemlendirip ara sıra bahçede karıştırmanız gerekiyor. Yani su döküp karıştırmanız gerekiyor tekrar. Bu belli bir ısıya ulaştıktan sonra başlıyor artık gübre olarak yanmaya, toprak haline almaya başlıyor. Ve gerçekten çok güzel, çok kaliteli, çok meyve sebze için, çiçekler için verimli bir toprak haline geliyor. Bunu alması şöyle sıcak havalarda arkadaşlar 2-3 ay yeterli. Ama soğuk havalarda bir 6 ay kadar sürebiliyor. Benim size tavsiyem, mutlaka kompost olayını, eğer bağınız bahçeniz varsa, bu şekilde yapın. Benim bir tane öğrencim vardı. Babası Ankara'da Tarım İl Müdürlüğü'nde mühendismiş. Hocam diyor, benim babam diyor bahçeyi tırmıkla diyor toplayıp bahçedeki yaprakları, çer çöpü bir tane küçük kuyu açardı. Onun içerisine doldururdu diyor, ne kadar malzeme biriktiyse. Üstünü çiğner, üstünü toprakla örterdi diyor. Bir dahaki haftaya yine bahçe diyor yapraklar, meyve çürükleriyle diyor dolardı diyor. Tekrar onları diyor bir kuyu açardı diyor. Yani bir kova kadar bir yer açardı. Ondan sonra tırmıkla oraya çekerdi onları diyor. Böyle bahçenin her yerinde diyor, babamın diyor, biz kompost, isminin kompost olduğunu bilmiyordum ben diyor. Senden öyle olduğunu duydum diyor. Ama diyor, biz bunu diyor gömerdik. Babam diyor bunun diyor işte bitkiler için çok iyi olduğunu söylerdi. Ve diyor onların üzerine babam salatalık, domates falan ekerdi diyor. Bizim diyor harika diyor bitkilerimiz diyor olurdu diyor. Şimdi arkadaşlar, siz de kompost meselesini bu şekilde halledebilirsiniz. Daha sonra ben bunu çiçeklerde kullanmak istiyorum. Ve yani sebze falan yetiştirmeyeceğim, bahçede de yapmayacağım derseniz arkadaşlar, çiçeklerde kullanmak istiyorsanız, eğer bahçede kompost yapmışsanız, o bahçedeki kompostu gidersiniz, oluşmuş kompostu yani eleyebiliyorsanız elersiniz. Örneğin benim elek yok. Ben mesela şöyle kabalarını bir tarafa ayırıyorum. Ondan sonra toprak ulaşmış olanları dolduruyorum saksılarıma. Ama ben tabii ki biraz farklı bir yöntem kullanıyorum. Saksılarımın tümünün dibinde benim kompost malzemesi oluyor. Üstünde de bahçe toprağıyla birlikte torf ve kompost toprak karışımını ben koyuyorum. Her zaman kompostum kenarda olur. Böyle bir kalın poşete koyar bantlarım.
balkonumun bir köşesinde durur arkadaşlar. Bazen bunu zaman zaman Fatma'nın Hayatı kanalımda gösteriyorum. Oradan bakabilirsiniz. Daha sonra kaliteli bir toprak arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, kaliteli bir toprağa ulaşmak istiyorsanız çiçekleriniz için kesinlikle 100 TL'den aşağıya değil. Bu şekilde devir daim ederek çiçeklerinizi hem çok sağlıklı hem de bedavaya büyütmüş olursunuz. Şöyle bir şey var, diyeceksiniz ki bir kere toprak alırım, çiçeğimi ekerim, sonrasında daha gerek kalmaz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şu saksı benim full doluydu şuraya kadar. Doldurunca da bakın, şu saksıları ben full dolduruyorum, böyle göz gibi derler ya. Ve altı kompost bunun. Bu bitkiler resmen bunu yiyor arkadaşlar. Yani bu toprağı resmen böyle emiyor. Sadece suyla değil yani bu. Bu toprak bitiyor. Ve arkadaşlar şu kadar saksıda toprak kalıyor. Ben saksı değişimi yaptığım zaman şu kadar bir toprak kalıyor. Hatta ben bunlara zaman zaman ekleme de yapıyorum. Örneğin şu kısım arkadaşlar, şu kısım bayağı bir çökmüştü. Ben oraya ekleme yaptım. Bakın şu kısım tamamen çökmüştü. Ben oraya ekleme yaptım. Bu şekilde arkadaşlar eklemeler yaparak hala saksılarımı ben 5-6 ay önce değiştirmiştim. 5-6 ayda toprak yarıya inmiş. Bunların acilen değişmesi mi lazım? Hayır. Şu an bitkilerim çok sağlıklı, çok güzel büyümeleri, gelişmeleri, bunları gözlemliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın, gayet güzel, gayet neşeli bir şekilde hepsi büyüyor. Şu anda bu demek oluyor ki sorun saksıda yok. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sadece benim şu kadar saksının arasından şuradaki saksım kompost toprak altında var, fakat üstü tamamen torf perlit. Bazı arkadaşlar sadece torfta ve perlitte, vermikülütte işte bitki yetiştirilmenin daha iyi olduğu konusunda hemfikirler. Fakat bakın bu saksı benim 6-7 ay oldu, hala bebekler. Ve bebekler hızla gelişmiyor arkadaşlar. Çok yavaş bir şekilde gelişiyor. Çok yavaş ilerliyor. Ve ben bu arkadaşlarıyla aynı zamanda ektiğim şu saksım var arkadaşlar. Bundan ben o kadar çok söküm yaptım, o kadar çok satış yaptım ki bu saksıdan. Bu saksı dolu doluydu. Tamamen şuraları arkadaşlar doluydu. Şuralar doluydu. Ondan sonra şu aralardan, bu graptolardan söktüm, sedumlardan o kadar çok söktüm ve takipçilerime gönderdim ki buna inanamazsınız. Bu iki saksının farkına bakın. Bunda hala bitkiler bebek ve ben bundan dünyanın satışını yapmışım. Tercih sizin. İsterseniz hazır toprak alır ve hazır toprakla sıvı besin gübresi kullanırsınız arkadaşlar. İsterseniz de şöyle saksı, sağlıklı bir saksı yetiştirmek için bakın, hem bunu zevkle yaparsınız, hem dönüşüm yaparsınız, hem doğaya bir şeyler kazandırmış olursunuz, hem de arkadaşlar sağlıklı toprağınızı bedavaya getirmiş olursunuz. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Bakın bu benim torf vardı, bahçe toprağı vardı. Elimde kompostum kalmamıştı. Kompost yapmak da öyle basit bir iş değil, zaman alan bir iş. Kompostum kalmamıştı. Bakın çiçeklerin haline. Bakın arkadaşlar, yani kendini besleyemiyor. Hatta ben kellelerini aldım. İşte bir şekilde dedim, saksı azalırsa belki dedim düzelir. Yani ne olursa olsun arkadaşlar kesinlikle düzelmiyor. Bakın bu arkadaşta da, bunlar da yaprakları aynı ürün ama yapraklarının bunun dolgunluğuna bakın. Onun boşalmış artık. İçi boşalmış arkadaşlar. Kendini beslemediği için kendi yaprağındaki besini çekiyor. Şu saksının acil değişip kompost malzemesiyle doldurulması lazım.
Ben de onu vakitsizlikten bir türlü halledemiyorum. Size şöyle arkadaşlar, tekrar şöyle kompost malzemeyle şöyle saksılanmış sukulentlerimle hoşça kal diyeyim. Siz şunu da belirteyim arkadaşlar. Şu türümden şu kısımda kocaman göbekler olmuştu. Onları da gönderdim ben. O yüzden orası boşaldı. Şu kısım tamamen şöyle tepeleme doluydu arkadaşlar. Oraları hepsini seyrelttim. Bunlar daha hızlı büyüsünler diye. Ve gerçekten hızla büyüyorlar. Hoşça kalın.